Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün Osmaniye'mizde ziyaretlerde bulunduk. Şimdi artık Kadirli'de KYK yurdunda kalan depremzede vatandaşlarımızın hem ilçemizin hem civar deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımızla buluşmak, görüşmek ve hemhal olmak istedik aslına bakarsanız. Hemşehrilerimle buluşmak istedim. Onların varsa ihtiyaçları, talepleri, değerlendirmeleri birinci elden duymak istedim. Elhamdülillah gayet şu an için ihtiyaçlarının olmadığını ifade ettiler. Olan küçük bir takım günlük ihtiyaçları da zaten burada gerek mülki idaremiz gerek diğer ilgili kurum ve kuruluşlar karşılıyorlar. Depremin yaralarını sarmak elbette çok kısa sürede olacak bir iş değil. Çok geniş bir alanı 11 ili doğrudan etkileyen 13,5 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği işte yaklaşık 44-45 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce yaralımızın olduğu bir süreçten, binlerce binanın yıkıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Ama buna rağmen devlet millet el ele şiarıyla çok hızlı bir biçimde vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya, temel ihtiyaçlarından başlayarak günlük hayatlarına, günlük normallerine dönebilmeleri için yapılması gereken her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bakanlık olarak biliyorsunuz afet ve acil durum hallerinde iki önemli sorumluluğumuz var. Bunlardan birisi ani yardımlar, birisi de psikososyal destek hizmetleri. Bunu Osmaniye'deki buluşmamızda sizlerle paylaşmıştım. Neler yaptığımızı geniş geniş anlatmıştım. Çocuk hizmetlerimizle alakalı da bilgileri paylaşmıştım. Ancak yine bazı basın yayını organlarında ısrarla kasıtlı bir biçimde, altını çizerek söylüyorum, kasıtlı bir biçimde bakanlığımızı itham eden, bakanlığımızı töhmet altında bırakan bir takım haberler dolaştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi Adıyaman Kahta ilçesinde bulunan Menzil Köyü'nde 1100 Menzil Cemaati olarak bilinen noktada 1100 depremzede çocuğun bulunduğuna ilişkin haber sürekli olarak dolaştırılıyor ve bakanlığımız işte bakanlık kimseye çocuk vermediğini söylüyor ama nerede bu çocuklar vesaire. Daha önce de söylediğim gibi bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Biz bu tür haberlerin tamamını ihbar kabul edip gereğini yapıyoruz. Nitekim bu bahsedilen yere de arkadaşlarımız gittiler, inceleme yaptılar. İddia edilen 1100 çocuk olup olmadığı veya işte refakatsiz olup olmadıkları, devlet korumasına alınması gerekip gerekmediği hususunda gerekli incelemeyi yaptılar. Nitekim bahsedilen noktada refakatsiz bir çocuğun olmadığı, çocukların veya bulunan çocukların anne ve babalarıyla beraber oldukları, devlet korumasına ihtiyacı olan depremzede bir çocuğun orada bulunmadığını tespit ettiler. Buradan tekrar şunu açık bir biçimde söylüyorum. Depremzede olup da refakatsiz olup yani ailesinden çocuğun bakım ve gözetimini yapacak durumda kimsenin olmadığı çocuklarımızı biz hiç kimsenin eline bırakmıyoruz. Şu ana kadar kurum bakımına alıp da üçüncü şahıslara verdiğimiz koruyucu ailelik olarak bile süreci başlatmadık. Başlatmadığımızı ısrarla söyledik. Çocuklarımız ailelerini tespit ettiğimiz, ailelerine döndürülebileceğini tespit ettiğimiz çocuklarımızı ya ebeveynine yaşıyorsa değilse aile yakınlarına kimliklerinin tespit edilmesi ve ispat edilmesi suretiyle teslim ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde hiçbir çocuğumuzu herhangi bir üçüncü şahsa refakatsiz çocuğu devlet korumasına alınması gereken bir çocuğu üçüncü şahsa vermemiz söz konusu değil. Bu haberler ısrarla çıkarılıyor. Bu haberler bu süreçte çıkarılmaya devam edecek. Biz de bıkmadan, usanmadan bunların yalan olduğunu, bu haberleri çıkaranların yalan söylediğini söylemeye devam edeceğiz. Bakın şimdiden söylüyorum. 14 Mayıs'a kadar bu haberleri çıkarmaya devam edecekler. Bu çocuklar üzerinden istismar siyaseti yürütmeye devam edecekler.
Biz de her gün çıkacağız sizin karşınıza, bıkmadan, usanmadan bunun cevabını vermeye devam edeceğiz. Bizim menzil cemaatine ya da X, Y, Z herhangi bir yere verecek çocuğumuz yok. Ama insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler. Buna da karışacak halimiz yok. İhmal yoksa, istismar yoksa, şiddet yoksa bizim görevimiz başlamaz devlet olarak. İnsanların evindeki çocuğa müdahale etme şansımız bu saydığım sınırların dışında yoktur. Dolayısıyla anasının babasının yanında olan bir çocuğu devlet niye şu cemaate bu cemaate diye hesap sorma hakkına kimse sahip değil. Olmadığını da her gün buradan sizin vasıtanızla kamuoyuyla paylaşacağız. Bunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Çünkü çocuklar üzerinden çok çirkin bir siyaset güdülüyor. Depremzede çocuklarımızın zaten uğradıkları hasarın, zararın yanında bir de bu siyaset tellallarının elinde istismar edilmelerine müsaade etmeyeceğiz. Biz bu bakanlık olarak bu çocukların iyiliğini, gelişmesini, önümüzdeki süreçteki destek süreçlerini düşünen bir bakanlık olarak bu çocuklarımızın istismarına müsaade etmeyeceğiz. Ama her zaman çıkacak, bunu biliyoruz. Buna hazırlıklıyız ve cevabımız da hazır. Özellikle bunu sizler vasıtasıyla bir kere daha paylaşmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları.